Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Yeni bir kutu açılışı da sizlerle birlikteyim. Görmüş olduğunuz gibi Xiaomi'nin Redmi markasının 12 modeli geldi. Yani kendisi giriş segmente yönelik telefonlardan bir tanesi olduğunu sizlere söyleyebilirim. Hep beraber kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Şu anda bakıyorum hangi versiyonu gelmiş diye. 8'e 128'lik versiyonu bize gelmiş ve Polar Silver versiyonu gelmiş. Uzun zamandır siyah harici bir telefon kutu açılışını yapmıyordum. Şimdi burada Polar Silver rengi bizlerle birlikte Redmi 12 ile beraber. Şöyle arka taraftan şu sim iğnesini şöyle yardımıyla jelatini kolayca sökebilirim diye düşünüyorum. Evet. Şöyle jelatini kutudan bir kaldıralım. Bakayım herhangi bir şey tutuyor mu? Hayır, tutmuyor. Şöyle kutuyu kaldırabilirim. Bir tane video vardı ya Doğuş, biliyor musun onu kız? Yaptım diye. Evet, Redmi 12 karşımızda bulunuyor. Premium Glass Back Design diyor. Yani arka tarafında premium bir cam doku bulunuyormuş. 90 Hz destekleyen 6.79 inçlik Full HD Plus bir ekranımız varmış. 50 megapiksellik yapay zeka destekli üçlü kamerası varmış. 5000 mAh bir bataryası varmış. Mediatek Helio G88 işlemcisinden gücünü alıyormuş ve yan tarafa yerleştirilen parmak izi okuyucusu yer alıyormuş. Kutu açılışı bu kadar deyip kapatıyormuşum diye hemen. Tabii ki değil. Şöyle Redmi by Xiaomi yazısından bakalım kutu içerisinden başka neler çıkıyormuş. Görmüş olduğunuz gibi burada şarj aletiyle beraber kablosu da yer alıyor. Bakalım şarj kısmında bizleri ne kadar bekliyor? 22,5 wattlık bir şarj aleti burada görebiliyorum. Sizlere de gösterebilecek miyim bakayım. Evet, netlemem aldım ama yazılar çok küçük olduğu için, hatta üzerinde de bir jelatin olduğu için, hatta şöyle bir sökebilirim jelatini. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada Xiaomi'nin şarj aleti maksimum 22,5 wattlık bir çıkışımız var ama sanıyorsam telefon 18 watt destekliyor. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Tekrar şöyle bir yerine koyabilirim. Bakıyorum herhangi bir şey var mı? Hayır, başka bir şey yok. Buradan da muhtemelen kılıfımız çıkacak. Şöyle hızlı başlangıç kılavuzumuz burada yer alıyor. Evet, kılıfımız burada. Şöyle onu da bakalım. Seriden şöyle alabilirim. Ve plastik bir ama mat dokuyla beraber geliyor. Bakın kamera çerçevesi açık bir şekilde ama kendisi mat olarak geliyor. Güzel, değişik olmuş, güzel düşünmüş bir hareket. Sevdim bu hareketi. Telefona gelecek olursak da şöyle bir ortalığı tekrar toplayayım ben. Şöyle telefonu bakalım. Silver rengi gerçekten güzelmiş. Beğendim. Şöyle telefonu bir çıkaralım. Buradaki jelatinden ve arka taraftaki e-mail bilgisini sökelim hemen. Evet, hazırsanız telefonu çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi silver rengiyle beraber karşımıza duruyor. Işığa göre de değişiklik gösterebiliyor. Hafif olarak pembe ve mor renklere çalan bir dokusu var böyle ama arka tarafında cam bir malzemeden değil ama plastik ama cam görünümlü olduğunu düşünüyorum. Arka tarafta burada üçlü bir kameralı kurulumu var ve AI yazısı şurada yazıyor. Bakın şurada AI yazısı göze hemen çarpıyor. Şöyle bakalım şarjımız var mı? Telefonu açalım. Sanıyorsam şarjımız var. Ben de boyut tarafından başlayayım anlatmaya. 168.6 mm'lik boyumuz, 76.3 mm'lik bir enimiz ve 8.2 mm'lik kalınlığımız bulunuyor burada. Yaklaşık olarak da 198,5 gramlık ağırlığı bizlere sunabiliyor. IP53 sertifikası var. Bu sayede su ve tozlara karşı sıçrama derecesinde bir dayanıklık gösterebiliyor. Ama yani şöyle tasarım baktığımda box dizaynında artık böyle oturmuş bir dizayn olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Bence gayet güzel bir dizaynı var. Ele aldıktan sonra da çok da fazla rahatsızlık etmiyor bu box dizayn. Ve görmüş olduğunuz gibi ekranımız da açıldı. 6.79 inçlik bir ekranımız var. IPS LCD panelle beraber geliyor. 90 Hz destekliyor. 550 nitlik bir parlaklık değerimiz var. 396 ppi gösterebiliyor ki zaten dediğim gibi 1080x2460 piksellik bir çözünürlüğümüz burada destekleniyor. Ekran çerçevelerine baktığımızda alt çerçeve biraz kendini belli etse de genel itibariyle üst tarafın ve yan tarafların neredeyse eşit tutulduğunu buradan anlayabiliyoruz. Ama dediğim gibi alt tarafta ufak bir fazlalık yine burada gözümüze çarpıyor. Bununla beraber de %85.1'lik bir ekran gövde oranı oluşturuyor. Şöyle telefonu kuralım. Türkiye'miz, bölgemizde Türkiye ayarladık. Dilimizi Türkçe ayarladık. Sonrasında şartlar ve koşulları kabul ettim. Sim kart takmak istemiyorum. Devam ediyorum. Ağa bağlanmayacağım. Buradan atla diyelim. Google hizmetleri artık her şeyimizi biliyor. Parmak izimizi tabii ki de deneyelim. Şöyle pine girelim. 1, 2, 3, 4. Dünyanın en zor şifresi 1, 2, 3, 4. Devam ediyorum. Ve yan taraftaki parmak izi okuyucusuna bakalım. Fiziki parmak izi okuyucusu. Hızlı bir şekilde okuyor ya. Bayağı. Aslında kararlı olduğunda buradan da anlayabiliriz. Bir tık daha yavaş basmam gerekebilir sanırım. Evet. Bir tık daha algılamasına müsaade etmem lazım. Son kaldı ve başarıyla eklendi diyor. Devam ediyorum. Telefonum hazırlanıyor. Kurulumu bitireceğiz şimdi. Şuradan kişiselleştirilmiş reklamları kapatıyorum ben her zaman ve sonrasında duvar kağıdı döngüsünü de istemiyorum. Hayır, teşekkürler. Sonrasında devam ediyorum. Varsayılan olarak mı açılsın, uygulama çekmecesi mi açılsın? Hadi uygulama çekmecesi açılsın ve sistem hazırlanıyor. Yalnızca 1 saniye MIUI 14 ile beraber geliyor, görmüş olduğunuz gibi. Helio G88 işlemcisi olduğunu zaten söylemiştim. Android 13 ile beraber çıkışını yapıyormuş. Kontrolü şimdi hemen hep beraber sağlayacağız ama ilk önce tabii ki telefon bir açılsın. Ve kurulumumuz tamamlandı. Şöyle tekrardan devam ediyoruz ve ana sayfayı bizlere atmasına müsaade ediyoruz ve arka tarafta şu anda kendi yerleşik uygulamalarını yüklüyor. İşlemciden bahsetmiştik. 8'e 128'lik versiyonu zaten bizlere gelen versiyon. Hemen kontrolünü sağlayalım. Şöyle yukarıdan aşağı çektiğimizde ayarlar kısmına giriş yapalım. Şuradan ayarlara giriyorum. Telefon hakkında'ya giriyorum ve MIUI 14 olduğunu ve Android 13'e geldiğini şöyle yaparsak titrete titrete buradan Android 13'ü görebiliyoruz. Sizler de kendi telefonunuzda bu şekilde kontrolünü sağlayabilirsiniz. Devam ediyorum. İşlemci kısmından sonra konuşmamız gereken noktalardan bir tanesi ise arka taraftaki kameralar. Burada 3 tane kameramız var. 50 megapiksellik ana kameramız var. f1.8 diyafram açıklığında. İkinci kameramız var. O da 8 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığında 120 derece sunabilen geniş açı kamerası ve sonrasında şurada görmüş olduğunuz küçük kamera ise 2 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığında olan makro kamerası. Ön tarafa baktığımızda ise burada bizlere 8 megapiksellik bir kamerada karşılıyor. Şöyle uygulamayı kullanırken diyelim ve kamera menüsünde de hemen bakalım. Hatta videoya bakalım ilk başta. Maksimumda 1080'e 30 fps videolar çekebiliyor. 720'ye aldığımda ne yapıyor? Yine 30 fps videolar çekebiliyor. Yani maksimumda arka kamerayla şöyle göstereyim. Arka kamerayla 1080'e 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Ön tarafa geldiğimizde ise şöyle çeviriyorum. Beni burada görüyorsunuz ve burada da yine 1080'e 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Maksimum olarak zaten bu giriş segment bir telefon olduğu için gayet normal olarak olduğunu sizlere söyleyebilirim. Tabii ki de önemli noktalardan bir tanesi üst tarafta burada görmüş olduğunuz gibi tip C girişinden sonra 3.5 mm'lik kulaklık girişinde olması. Yani burada kablolu kulaklığınız varsa kullanımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Alt tarafa baktığımızda ise burada hoparlörümüz, sonrasında tip C giriş ve mikrofonumuz da yer alıyor. Peki batarya kısmında neler var? Dediğimiz gibi 5000 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor ve 18 Watt'la beraber de günümüz standartlarında yavaş sayabileceğimiz bir hızla telefonu şarj edebiliyorsunuz. Wi-Fi 5 ile beraber Bluetooth 5.3'ü de destekliyor. Son olarak fiyat kısmından bahsetmem gerekiyor. Burada fiyat tarafına baktığımızda ise şu anda iki farklı versiyon olduğunu görüyorum. Bunlardan bir tanesi 4 GB RAM'li olan model, bir tanesi ise 8 GB'lı olan model. 8 GB yani şu an benim elimde olan modelin fiyatına bakıyorum. En düşük olarak şu anda 7.950 liraya, hadi siz ona 8.000 lira deyin. 8.000 lira şu anda Redmi 12 modelini satın alabiliyorsunuz. 4 GB'lık RAM'in fiyatına bakıyorum şimdi de. 4 GB RAM'li modelin fiyatına baktığımda ise onu da 7.050-7.100 lira civarına satın alabiliyorsunuz. Arasında böyle de bir fiyat farkı bulunuyor. Peki sizler Redmi 12 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce segmentindeki iyi oyunculardan bir tanesi mi? Tercih edilebilecek bir model mi? Ve incelemede değinmemizi istediğiniz noktalar varsa da lütfen onu da yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Redmi 12'nin incelemesine görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.